bir an önce bitmesini istiyoruz. Ben bir dönem inanmadım. Çünkü neden? Devlet kısıtlamaları hani çok gevşek bıraktı. Lösemi hastalarını daha iyi anlamış olduk. Bayağı da sürecek gibi gözüküyor. Benim tahminimce daha bununla işimiz var. Tam bir sene önce bugün Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldü. Pandemi süreciyle birlikte hayatımızda birçok değişiklik meydana geldi. Bakalım Kayseri halkı bu konuyla alakalı neler düşünüyor? Bugün koronavirüsün Türkiye'ye gelişinin birinci yıl dönümü. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Ya vallahi hanım kız hiç kimse dikkat etmiyor. Görüyorsunuz düğünler, asker uğurlamaları, cenazeler. Aslında insanlarımız biraz daha mesafeli olsa, daha temiz ve düzenli olsalar daha iyi olacak yani. Koronavirüsü bir yılda hayatınızda neler değiştirdi? Vallahi çok değiştirdi. Bir kere ekonomi çöktü, esnaflar işsiz kaldı. Ne bileyim böyle vatandaş perişan, çoğu ölümlerle karşılaştı. Tanıdığımız bir insanların çoğunu kaybettik. Hep bunlar biraz da işte dikkat edilmediğinden oluyor diye düşünüyorum ben. Hiç umursamıyorlar. Ne maskeye, ne de sosyal mesafeye, hatta o marketlerin kapılarında olan dezenfektan ürünlerine falan hiç yani kullanmayı bilmiyorlar, uymuyorlar. Çok yanlış bir şey bence. Ya o yanlış, çok yanlış bir şey. Yani bunun örneklerini görüyorsunuz. Her gün vaka, ölüm oranlarını falan anlatıyor. Bunun neyine inanmıyorsunuz ya? Onlar demek hiçbir şeye inanmıyor. Ben öyle düşünüyorum ya. Çünkü hastalığın olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Bir de bir dünya çapında, bir Kayseri'de veya Türkiye'de değil ki. Dünya çapında bu hastalık işte yayıldı. İnşallah kısa zamanda da kurtuluruz diye düşünüyorum hanım kız. İnşallah hayırlısıyla memleketimizi terk eder gider. Esnaflar dükkanlarını açar. Herkes sıkıldı, vatandaş. Yani böyle. Koronavirüs hayatınızda neler değiştirdi? Her şeyi değiştirdi vallahi. Izgara çemberiydim, içemiyorum. Kendim bak dışarıda içemiyorum yani. Onu değiştirdi mesela. Alışkanlıklarımızı değiştirdi. İnsanlar birbirine gidip gelemiyor yani. Bayramlarımız. Her şey değişti bence. Ve inanıyorum canım, demek ki var ki herkes maske takıyor yani. Şu kalabalığa baksana. Kaç uyuyan var mı şuna bak. Vallahi bir an evvel gitmesini istiyoruz dünyadan, Türkiye'den. İnsanların hayatı kurtulsun. Bir de sosyal mesafeye, maskeye herkesin dikkat etmesini çok istiyorum. Bizler evde kapalı kalırken herkes sokaklarda. Bu da bize bayağı bir şey yapıyor. Bir an önce bitmesini istiyoruz. Evet, bir sene önce bugün görülmüştü. Yaklaşık bir senedir devam ediyor. Haliyle insanları, vatandaşlarımızı bayağı bir yıprattı her konudan. Maddi olsun, manevi olsun. Bayağı bir mekanlar kapandı. Ben restoranda çalışıyorum mesela. 2-3 ay işimizden gücümüzden olduk. Her yönüyle insanları çok kötü etkiledi. Bayağı da sürecek gibi gözüküyor. Benim tahminimce daha bununla işimiz var. Evet, yok, inan öyle bir şey yok. Çünkü bu virüs var. Ama çaresi, kurtuluşu ne, onu da bilemiyoruz. Koronavirüsüne hiçbir önlem almadım. Çünkü Türkiye'de şu anda yok. Koronavirüs hayatımızı çok kötü bir şekilde etkiledi. Neden diye soracak olursanız, maskeyle gezmeye hiç kimse alışkın değil. Ve bu sayede aslında bir iyi yönünde şöyle, lösemi hastalarını daha iyi anlamış olduk. Onların devamlı maskeyle gezmesi ve bizim onlardan yani böyle korkarak çekinmemiz. Şimdi insanlar aslında birbirinden çekiniyor. Maske takmayan insanlardan çekiniyor. Daha önce maske takan insanlardan çekiniyorduk. Ama hayatımız gerçekten çok olumsuz şekilde etkilendi. Hem maddi hem manevi, yani okul olsun vesaire, kendi hobilerimiz, işlerimiz. Açıkçası kötü etkilendik yani. Bu konuda hakkında inanmayan bir topluluk muhakkak vardır içimizde. Birilerinin oyunu vesaire diye. Ama bu bizim bence milletimizin dikkatsizliğinden. Ne kadar dikkat edersek o kadar çabuk biteceğine inanıyorum ben. Yani bu konu hakkında ne düşünebilirim? Yani kötü durumdayız. Gitgide de kötüye gidiyoruz. Evet, bir yıl oldu. Ağzımıza maskeler taktık. Ne zaman çıkaracağız belli değil. Türkiye'nin durumu vahim. Dünyanın da öyle ama Türkiye biraz daha sanki önde gibi gidiyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben kronik hastayım. Şeker hastasıyım ve KOAH hastasıyım. Ankara'dan geldim buraya da doktor için. Korkudan ölüyoruz açıkçası. Koronaya nasıl inanacaklar? Kendi canları yandığı zaman mı inanacaklar? Bu kadar insan ölüyor. Nasıl inanmıyorlar? Niye inanmıyorlar? Ben anlamıyorum. Böyle bir şey var yani. Bir virüs var. Ve öldürüyor bizi. Benim iki tane çocuğum var. Otobüse biniyorum. Maske yok ağzında. Tak diyorum. Diyor ki bir şey olmaz abla ya. Ben gencim.
Ben senden korkmuyorum, kendimden korkuyorum dedim ya. İki tane çocuğum var benim. Ne diyeceğimi bilemiyorum ya. İnsanlara şaşırıp kalıyorum. Ben niye ki maske takıyorum, sen takmıyorsun peki? Sebep? Koronavirüs var. Aha, nasıl geldi, nasıl oldu bilmiyoruz ama var yani. Yapacak bir şey yok. Koronavirüs hayatınızda neleri değiştirdi? Nelere alışmak zorunda kaldınız? İnsanlardan uzak kalmaya alıştık. Öyle diyeyim. Sevdiklerimizden uzak kalmaya alıştık. Sevdiklerimize dokunamıyoruz. Çocuklarımıza sarılamıyoruz. İnsanlara mesafeliyiz her zaman. Hijyenimize daha çok dikkat ediyoruz. Kayseri'yi gördünüz. Burada sosyal mesafeye uyulabiliyor mu? Asla. Asla uyulmuyor. Asla. Hiç ne otobüste uyuluyor ne insanlar sokakta işte görüyorsunuz maalesef uyulmuyor. Ağzını çıkarmış sigarasını içiyor. Çıkarmış işte başka bir şey yapıyor. La şimdilik hiçbir önlem almadıksa. Normal gidiyor geliyor da inşallah gelmez. Ülkemizde şu anda yok zaten. Ya zor bir süreç. Bir yıldır bir yılı geride bıraktık. Ya bu süreçte tabii bir maske takmaya başladık. Yani evden dışarı çıkamadık belli bir dönem. Belli bir dönem çıktık, belli bir dönem çıkamadık ama zor bir süreç. Öyle söyleyeyim. Daha başka elimizden geldiği kadar temastan uzak durmaya çalıştık. Tokalaşmak, işte akrabalara ziyarete gitmek. Annem babam benim korona oldu mesela. Onlar atlattı. Ya zor bir süreçti gerçekten. İnanmayanlar oldu. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de inanmadım. Ben bir dönem inanmadım. Çünkü neden? Devlet kısıtlamaları hani çok gevşek bıraktı. Yani kısıtlama değil aslında bu. Yani devlet bize bıraktı her şeyi. Dedi ki siz yapın. Siz kendi başınızın çaresine bakın dedi. Çünkü kendi kongre yapıyor. İşte geçtik kollarında gördük manzaraları. Ama bize geldiği zaman akrabaya gitme, buraya gitme, şuraya gitme, burada temas etme, işte bir araya gelme diyor ama kendileri her türlü kongre olsun, her türlü şey yapıyor, aktiviteyi yapıyorlar. Ama bize geldiği zaman kısıtlama oluyor. Ben buna kızıyorum. Ve inandırıcı gelmiyor bu konularda. Ha ölenler oldu illaki. Ya, komşumuz öldü, köyden akrabalarımız öldü. Ama koronadan mı öldü, ama nasıl öldü bilmiyoruz işte, onu da bilmiyoruz. Şu an koronavirüse inanıyor musunuz? Şu anda biraz inanmaya başladım.